Söyleyeceğim, ciddiyim, söyleyeceğim olsun yani aşısını. Tekirdağ'da hamileyken koronavirüse yakalanan Nuray Kıvılcım, aşı olmadığı için korku dolu günler yaşadı. Bir şey olursa bebeğe diye, hani yan etkisi olursa diye tereddüt ettim, aşımı olmadım. Ama sonradan da pişman oldum olmadığım için. Malkara ilçesinde yaşayan Nuray Kıvılcım, anne olmaya hazırlanırken koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alındıktan 3 gün sonra bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğiyle hastaneden ayrıldıktan sonra durumu tekrar ağırlaştı. 4 gün, 5 gün evde kaldım. Ondan sonra tekrar durumum ağırlaşınca buraya geldim hastaneye. Çiçeği burnunda annenin en büyük korkusu bebeğinin annesiz kalması oldu. Hani bana bir şey olursa ona ne olur? Ona kim bakar? Hepsini düşünüyorsunuz. Aşı olmadığı için büyük pişmanlık yaşayan anne tüm hamilelere aşı olmaları çağrısında bulundu. Yani aşı olsaydım hafif atlatırdım ama Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor bir durum. Onun için herkes aşısını olsun. Embriyoloji uzmanı Doktor Duygu Kocatürk, anne adaylarının 3. aydan sonra aşı olmalarını önerdi. Hamilelik sürecinde 3. aydan sonra ülkemizde uygulanan aşıların herhangi bir saptanmış yan etkisi bulunmamaktadır. Tam tersine aşı olmayan kişilerde hastalık çok daha ağır geçtiği için gebelik kayıpları, annenin kaybı gibi bir sürü risk ve yoğun bakım yatışlarının artması durumları yaşanmaktadır. Ona da söyle, o da olsun aşısını, herkes olsun aşısını.